Hazır mıyız arkadaşlar? Değerli basın mensupları, dün yine acı bir haberle yüreğimiz yandı. Geçen hafta hain terör örgütüne karşı Irak'ın kuzeyinde süren operasyonda yaralanan kahraman Mehmetçiğimiz, uzman onbaşı Mustafa Demir'i şehit verdik. Sözlerime başlarken şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Bugün aynı zamanda Anafartalar Zaferi'nin 107. yıl dönümü. Albay Mustafa Kemal önderliğinde bu millet canını vererek, kan dökerek Çanakkale'de 7 düveli durdurdu. 2 sene sonra tek bir adam, tek bir fermanla o gün Çanakkale'den geçemeyen düşmana tek kurşun attırmadan payitahtın anahtarını teslim etti. Tek adam rejiminin o gün de bu millete hayrı yoktu, bugün de bu millete hayrı yok. Anafartalar Zaferi'nin yıl dönümünde büyük önderimizi, silah arkadaşlarını ve bu vatan için can veren tüm kahramanlarımızı bir kere daha saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Değerli basın mensupları, dün meclis grup toplantımızı, onun ardından da Merkez Yönetim Kurulu toplantımızı Osmanlı'nın başkentlerinden Serhat şehrimiz, ülkemizin Avrupa'ya açılan kapısı güzel Edirne'mizde gerçekleştirdik. Sözlerime başlarken Edirne'li hemşerilerimizin Cumhuriyet Halk Partimize gösterdikleri sıcak ve içten kabule aynı içtenlikle teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Merkez Yönetim Kurulu toplantımızın gündeminde mutfaklarda bir türlü söndürülemeyen yangın, çiftçilerimizin yaşadığı ağır sorunlar, sarayın akıldan azade ekonomi politikalarının ülkemize çıkardığı ağır fatura, ucube saray rejiminin neden olduğu devlet yönetimindeki çoklu organ yetmezliği, dış politikada yaşanan savrulmalar ve tüm bu sıkıntıları aşmak için neler yapacağımız vardı. Değerli basın mensupları, Türkiye'nin her yerinde yaşanan sorunlar Edirne'de de yaşanıyor. Trakya önemli bir sanayi ve tarım bölgesi. Trakyalı çiftçilerimizde, Edirne'li çiftçilerimizde, diğer çiftçilerimiz gibi artan maliyetlerin altında eziliyor. Son bir yılda DAP gübresi %194, üre gübresi %229 zam gördü. Geçen yıl bu zamanlar 880 liraya dolan traktör deposu bugün 2814 liraya doluyor. Çiftçinin traktörünü kurma maliyeti, sürme maliyeti bir yılda 3'e katlandı. İlaç, tohum, üretimde kullanılan tüm girdilerin fiyatları uçup gitti. Tarımın en stratejik sektörlerden biri olduğu bugün artık dünyada kabul görüyor. Küresel salgının ardından dünya gıda güvenliğinin, gıda egemenliğinin önemini çok daha iyi anladı. Gelişmiş ülkeler, diğer ülkeler çiftçilerini yalnız bırakmadı. Onlara destek verdi. Ama tarımın önemini bir bizdeki hükümet bir türlü kavrayamadı. Kanunda yer almasına rağmen 2007'den bu yana çiftçimize verilmeyen tarımsal desteklerin toplamı 272 milyar lira. Bir hükümet kendi çiftçisine borç takar mı? Bunlar taktı. Çünkü bunlar için varsa yoksa yandaş, varsa yoksa sarayın beslemeleri. Çiftçimiz umurlarında bile değil. Hak ettiği desteği alamayan çiftçilerimizi tefecilerin kucağına ittiler. Son bir yılda %50 tarımsal kredi borçları %53 arttı. 219 milyar liraya ulaştı. Erdoğan, alın terinin karşılığını vermeyip borca batırdığı çiftçilerimizi bir yandan da ithalat sopasıyla dövdü. Harman vakti ithalat kapılarını açtı, vergiyi sıfırladı. Çiftçinin emek emek ürettiği ürününü daha elinden çıkmadan pul etti. Erdoğan hükümetlerinin 20 yılda yaptığı toplam tarım ve hayvancılık ürünleri ithalatı tam 125 milyar 773 milyon Amerikan doları. Türkiye tarımda kendine yeten bir ülkeyken bunların elinde dışa bağımlı bir ülke oldu.
İşte bu beceriksizliğin, iş bilmezliğin daniskasıdır. Hep diyoruz, bunlar eve deli, ele iyi. Erdoğan kendi evindeki çiftçiyi perişan etti. Elin çiftçisini ise abad etti. Bırakın Türkiye'yi, tüm Avrupa'yı besleyecek cefakar çiftçilerimiz, besicilerimiz Erdoğan şahsım rejimi elinde topraklarını terk etmek zorunda kaldı. Tarlasını, çiftini, çubuğunu tefecilere kaptırdı. Kaptırmaya da devam ediyor. Bunu biz demiyoruz. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün verileri söylüyor. Bugün Adana'da, Edirne'de, Konya'da toplam tarım arazilerinin %23'ü. Aydın'da ise %26'sı borca karşılık ipotekli. Yani çiftçinin tarlasının 1/4'ü rehin. Tarımın başladığı bu bereketli topraklarda çiftçimizin işine düşürüldüğü bu durum hak mıdır, reva mıdır? Milletimize soruyoruz. Oysa bu ülkeyi akılla ve bilimle yöneterek daha fazla üretmek, refah içinde yaşamak, hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesini sağlamak mümkün. Ama iş bilenin, kılıç kuşananın, CHP iktidarında kanunun emrettiği tarımsal destekleri tas tamam ödeyeceğiz. Çiftçimizin tarımsal üretimde kullandığı mazot, vergisiz kırmızı mazot olacak. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu ülkede ekmek herkese yeter. Yeter ki tarlaya karga, ambara fare, fırına hırsız, memlekete haramiler dadanmasın. Dün Edirne'li ayçiçeği üreticisi genel başkanımıza gelin bizi kurtarın diye feryat ediyordu. Hiç merak etme kardeşim, memlekete dadanmış haramileri kovmak için geliyor, gelmekte olan. Tüm bu şartlar altında çiftçimizin alın terinin karşılığını alması, gelecek yılda tarlasına girebilmesi için, ay çiçeğini ekebilmesi için yapılması gereken bellidir, açıktır. Genel Başkanımız dün Edirne'den maliyetleri ve ayçiçeği buğday paritesini dikkate alarak olması gereken ayçiçek alım fiyatını ilan etmiştir. Destekleme hariç ayçiçeğine en az 16 lira fiyat istedi. Tekrar ediyorum, 16 lira Genel Başkanımız destekleme hariç ayçiçeğine en az 16 lira fiyat istedi. Ayrıca çiftçimizin ithalata ezdirilmemesi için ayçiçeği ithalatına %27 gümrük vergisi getirilmesi de mutlaka gerekli. Üreticimiz bu sıkıntılı dönemde ancak bu şekilde rahat bir nefes alabilir. Değerli basın mensupları, alim bazı şeyleri bilir, cahil her şeyi diyor Ahmet Hamdi Tanpınar. Ekonomist olduğunu iddia eden, kendi aklını herkesten üstün gören kibir abidesi, birkaç yıl önce meydanlarda ekonominin sorumlusu benim ben diye bağırıyordu. Ama bugün yaptığı hataların sorumluluğunu kabullenmiyor. Bu hatalar hangi liyakatsizin marifeti diye sorulduğunda havaya bakıp ıslık çalıyor. Memnuniyetler Erdoğan'a, şikayetler Bay Kemal'e. Erdoğan'ın yetkisi çok, sorumluluğu hiç yok. Faiz sebep, enflasyon netice dedi. Enflasyon canavarını durduk yerde azdırdı. Sonra da bunun sorumlusu dış güçler, bölgesel gerilimler, içerideki tamahkarlar dedi. Ama mızrak çuvala sığmıyor. Dünyada ortalama gıda enflasyonu %13, bizde %95. Yani dünyanın 7 katı. Dünyada gıda enflasyonunun en yüksek olduğu 4 ülkeden biriyiz. Rakiplerimiz Lübnan, Zimbabwe, Venezuela. Hepsi iflas etmiş ekonomiler. Erdoğan koskoca Türkiye'yi iflas etmiş ülkelerin ligine düşürdü. Erdoğan yıllardır 2023'te Türkiye'yi en büyük 10 ekonomi arasına sokacağım diye söz veriyordu. Sözünü tutamadı, bırak söz tutmayı, ilk 20 ekonomi arasından da düşürdü. Beceremedi yani. Millete taahhüdünü yerine getiremedi. Yanlış politikalarıyla paramızı pul etti, milletimizi enflasyona ezdirdi. Erdoğan 2022'de Türkiye'yi %80'le en yüksek tüketici enflasyonuna sahip 5 ülkeden biri, %145 üretici enflasyonuyla da dünya şampiyonu yaptı.
Erdoğan koskoca Türkiye'ye, bu millete savaşın vermeyeceği zararı verdi. Kuzeyimizde iki komşumuz savaşıyor. Savaşan iki ülkeden Rusya'da enflasyon %16. Ukrayna'da %21. Bizde ise %80. Bu da makyajlı TÜİK rakamlarıyla. Yaşadığımız hayat pahalılığının nesebi bellidir. Başka yerde aramayacaksınız. Onun anası da babası da Erdoğan'dır. Bu korkunç enflasyon Bakan Nebati'nin ifadesiyle Erdoğan etkisidir. Erdoğan etkisinin sonucudur. Değerli basın mensupları, yüksek enflasyon sadece milletimizin aşını ekmeğini çalmıyor. Ticaret ahlakını da bozuyor. Ticaretin en büyük sermayesi olan güven ve itibar, attığınız imzaya, yaptığınız kontrata gösterdiğiniz saygıyla kazanılır. Ama ülkemizde artık akde saygı kalmamaya başladı. Bu nedenle piyasada vadeler her gün daha da kısalıyor. Saatler seviyesine iniyor. Krediyle değil, nakitle çalışmak yeni prensip haline geliyor. Hiç kimse kontrat yapmak istemiyor. Sarayın hataları neticesinde azan enflasyon, firmaların işletme sermayesini yedi bitirdi. Vergide tahakkuk tahsilat oranları geçmiş yıllarla kıyaslanmayacak kadar düştü. Bu düşüşün bir nedeni sürekli çıkarılan mali afların vergi ahlakını bozması, ödenmeyen verginin ucuz bir finansman aracı olarak görülmesi ise, diğer bir nedeni de vatandaşta artık vergisini ödeyecek takat kalmamasıdır. Geçmiş yıllarda tahakkuk eden vergilerin yaklaşık %80'i ödenirken, 2022'nin ilk yarısında aynı oran %70'in altına geriledi. Dahilde alınan katma değer vergisindeki tahakkuk tahsilat oranı ise %31'lere kadar düştü. Yani tahakkuk eden verginin sadece 1/3 bile ödenemiyor. Diğer taraftan şirketler kesimiyle ilgili dışarıdan iç açıcı sinyaller gelmiyor. Türkiye'nin dövize ihtiyacı had safhada, bunu biliyoruz. Peki döviz arzını arttıracak en önemli kalem ne? İhracat. Ancak dış pazarlarda faaliyet koşulları giderek zorlaşıyor. Ticaret ortaklarımızda giderek belirgin hale gelen durgunluk riski imalat sanayimizin işlerine de yansımaya başladı. İstanbul Sanayi Odası'nın ana ihracat pazarlarımızdaki faaliyet koşullarını ölçen ihracat iklim endeksi Temmuz'da kritik seviyelere geldi. Şubat 2021'den bu yana ihracat ikliminde devam eden iyileşme geçtiğimiz ay sona erdi. Yine imalat sanayi üretimi için önemli bir öncü gösterge olan satın alma yöneticileri endeksi PMI, son 5 aydır kritik seviye olan 50'nin altında. Temmuz'da imalat sanayi faaliyet koşulları pandemiden bu yana en belirgin yavaşlamaya işaret ediyor. Firmalarımızın işletme sermayesi eriyor. Dışarıda faaliyet koşulları zorlaşıyor. Bu arada içeride krediye erişim imkanları da daralıyor. Kredi maliyetleri giderek artıyor. Hükümetin sözde Türkiye ekonomi modeli başlamadan bitti. Paramız pul oldu, enflasyon azdı, cari açık zirve rekordan rekora koşuyor. Şimdi de artık ekonomimiz yavaşlama sinyalleri veriyor. Milletimizin her kesimi gibi iş dünyamızda bu kifayetsiz kadrolar elinde ne yazık ki örs ile çekiş arasında sıkıştı. Her gün her saat bir değişiklik, darbe üstüne darbe yiyor. Bu kadar belirsizliğin olduğu bir ortamda, bu kadar sık kural değiştirildiği bir ortamda nasıl yatırım yapılır? Nasıl yeni iş imkanları sağlanır? Bunun sonucunda bugün Haziran ayı işsizlik verileri açıklandı. Haziran'da gerçek işsiz sayımız 7.608.000 kişi olmuş. Bu sayı dünyada 95 ülkenin nüfusundan fazla. İşsiz sayısı hala salgın öncesindeki seviyelerine gerileyemedi. Diğer taraftan işsizlik verilerindeki tutarsızlıklar da artık çok dikkat çekiyor. İşkur verilerine göre Haziran'da kayıtlı işsiz sayısı son bir yılda 617.000 kişi artmış. İşkur böyle diyor. Buna karşın TÜİK
aynı dönemde işsiz sayısının 16 bin kişi azaldığını söylüyor. Şimdi bu ne periz, bu ne lahana turşusu. İşkur devletin kurumu değil mi? TÜİK devletin kurumu değil mi? İkisi de devletin istatistiği değil mi? Bu nasıl bir tutarsızlık? Bir kendinize gelin. TÜİK'in ağır makyajları artık iyice çirkinleşiyor. Milletin midesini bulandırıyor. Yetti artık dedirtiyor. Genel Başkanımızın 18 Ekim 2021'den itibaren memurların yapılan kirli işlerden emir almıştım diyerek sıyrılamayacağı uyarısından sonra neredeyse tüm TÜİK yönetimi değişti. Ama unutmasınlar, Genel Başkanımızın bu uyarısı yeni TÜİK yönetimini de kapsıyor. Herkes adımını buna göre atsın. Değerli basın mensupları, dışarıda finansman koşulları sıkılaşıp daha maliyetli hale gelirken yüklü bir dış borç geri ödeme dönemi de önümüzde duruyor. Yılın son 4 ayında finans ve reel sektör şirketlerinin dış borç servisi 19 milyar dolar civarında. Kamunun ise 4,5 milyar dolarlık bir ödemesi var. Cari açığımız artıyor. Rezervlerimiz derseniz suyunu çekmiş durumda. Merkez Bankası'nın rezerv açığını sıfırlaması için dahi 55 milyon dolara ihtiyacı var. Bankalar vadesi gelen borçlarını dış finansman maliyetleri arttığı için çevirmekte çok da iştahlı görünmüyorlar. Nitekim bazı özel bankaların vadesi gelen dış borçlarını yenilemediği artık yazılır çizilir oldu medyada. Bankalar dış borç kapatıyor. Tüm bunları alt alta koyduğunuzda önümüzdeki günlerde döviz kurları üzerindeki stresin daha da artacağı anlaşılıyor. Buna sarayın bulduğu çare ne? Bir tanesi Ruslardan Akkuyu için gelecek dövize bel bağlamak. Bunun için Türk inşaat şirketlerinin işlerinden kovulmasına bile ses çıkaramamak. Sineye çekmek. Hatta üstüne Putin'in şantiye şefliğine soyunup havadan özel helikopterle şantiye kontrolü yapmak. Bir diğeri ise BOTAŞ'a başının çaresine bak demek. Yurt dışı piyasalardan sen borçlan demek. Merkez Bankası BOTAŞ'a enerji ithalatı için döviz vermeyi Nisan'da azaltmıştı. Temmuz'da ise hiç döviz vermedi. BOTAŞ gaz almak için ilkin bizi kıskanan Almanya'dan 925 milyon avro borç aldı. Şimdi de basına yansıyan haberlere göre gaz almak için 300 milyon avro borç daha arıyormuş. Ama atladıkları bir şey var. BOTAŞ'ın borcu da devletin borcu olarak kabul edilir. Dolayısıyla bu ortamda borçlanmanız arttıkça borçlanma maliyetleriniz de artmaya devam eder. Ne demişler? Hazıra dağ dayanmaz, taşıma suyla değirmen dönmez. Gaz almak için bile dış borç almak zorunda kaldılarsa vay bu ülkenin haline. Değerli basın mensupları, Erdoğan'dan önce zengin fakire fitre ve zekat verirdi. Erdoğan'dan sonra fakir zengine kur garantisi adı altında faiz öder oldu. Ne diyelim? Bu taksimi kurt yapmaz, kuzulara şah olsa. Sayın Genel Başkanımız dün Edirne'de ilan etti. Bir kez daha tekrarlayalım. Kur korumalı mevduat, mali disiplinin ve finansal istikrarın altına yerleştirilmiş bir atom bombasıdır. Muazzam ve başı sonu belirsiz bir koşullu yükümlülüktür. Dün Genel Başkanımız bu uyarıyı yapınca sarayın atanmış Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin paçaları tutuşmuş. Finansal istikrardan, finansal güvenden, vatan sevgisinden bahseden paylaşımlar yapmış. Açıkça soruyoruz. Kur korumalı mevduat hangi finansal istikrarı sağladı? 22 Aralık sabahı bunu devreye soktuğunuzda 22 Aralık sabahı 12 lira olan dolar kuru 8 aydır sürekli yükseliyor. Bugün dolar kuru 18 lira. Bu mudur sizin finansal istikrardan anladığınız? Finansal istikrarın en önemli şartı saydamlıktır, hesap verebilirliktir. Ancak Nebati Bakan, kur koruma ile ilgili, kur korumalı mevduatla ilgili verileri de karartıyor. Merkez Bankası kasasından
kur korumalı mevduat için ne kadar para çıktı, bunu bilen yok, açıklanmıyor. Milletten saklanıyor. Bu ülkede finansal istikrardan, finansal güvenden en son bahsedecek kişi Nebati Bakan'ın kendisidir. Nebati Bakan 24 Aralık 2021'de ne demişti? En kötü senaryoda bile KKM'den hazineye büyük gelmiyor. Şimdi sonuç ne oldu? Kur korumalı mevduat için bütçeden birkaç ayda, daha yılın ilk birkaç ayında 37 milyar 235 milyon lira çıktı. Bir de bu işi tatlandırsın diye vazgeçtikleri 10 milyar liralık vergi alacağı var. O da cabası. Başka bir ülkede milletin sırtına böyle bir yükü bindiren bir bakan sokağa çıkamaz. Koltuğunda bir dakika dahi oturamaz. Tekrarlıyorum. Kur korumalı mevduat finansal istikrarın dibine konmuş bir bombadır. Bu bombayı bir sonraki hükümetin kucağına bırakmaya çalışanlar, benden sonrası, benden sonra tufan diyenler, ya benimsin ya kara toprağın diyerek ülkemize, milletimize bu kötülükleri yapanlar, çıkıp da bize vatanseverlik dersi vermeye kalkmasın. Herkes haddini bilsin. Milyarlarca lirayı fakir fukaranın cebinden alacaksınız, zengine cebine koyan bu sistemi sürdürmeye kalkacaksınız. Biz buradan hükümeti açıkça uyarıyoruz. Ne dövizi tutabilen, ne de finansal istikrarı sağlayabilen bu uygulamadan derhal vazgeçin. Milletin sırtına bu yükü yüklemekten vazgeçin, bu yükü alın. Artık ekonomide aklı selime dönün. Maceracı politikaları terk edin. Aksi takdirde yaşanacaklardan siz sorumlusunuz. Biz geldiğimizde mevduat sahibi bankaların vermeyi üstlendiği faizi ve yatırdıkları ana parayı alacak. Parasını da istediği gibi tasarruf edecek. Ama bu saçma uygulamada hazinenin üstlendiği kısım verilmeyecek. Herkes şimdiden bunu bilsin. Sonra oyun içinde kural değiştiriyorsun demesin. Adımını ona göre atsın. Değerli basın mensupları, sarayın tüm kıvranmalarına, Ali'nin külahını Veli'ye, Veli'nin külahını Ali'ye giydirmesine rağmen, döviz mevduatlarının toplam mevduat içindeki payı, talimatlı faiz indirimleri başlamadan önceki seviyenin üstünde. Hani kur korumalı mevduatta finansal istikrar gelecekti? Hani liralaşma başlayacaktı? Geçen yıl Ağustos ayında bankalardaki mevduatın %55'i döviz cinsinden hesaplarda tutuluyordu. Bu yılın Temmuz ayı itibariyle %57'si döviz mevduatı olarak tutuluyor. Bunu bir de dövize endeksli kur korumalı mevduatta tutulan hesapları ekleyin buna. Banka mevduatlarındaki dolarizasyon %70'in üstüne çıkıyor. Böyle bir oranı bugüne kadar ne gördük ne de duyduk. Ondan sonra sıkılmadan finansal istikrardan bahsedeceksiniz. Bu tabloya da liralaşma diyeceksiniz. Ekonomide çok bilinen bir kuraldır. Kötü para iyi parayı kovar. Herkes elindekini, avucundakini, sağlam gördüğü paraya yatırıp gelirlerini, tasarruflarını korur. Günlük harcamalar ise değeri düşük parayla yapılır. Bugün Türkiye'de olan tam da budur. Milletimiz kendi milli parasına küstürülmüştür. Saray rejimine artık kimsenin güveni kalmamıştır. Bunların, bu yönetimin dövizi de enflasyonu da düşüremeyeceğini artık herkes bilmektedir, görmektedir. Bir hükümet milletinin güvenini kaybetmişse aslında her şeyini kaybetmiştir. Milletimiz kendisini unutana, sesini duymayana, halini görmeyene notunu vermiştir. Bu çürümüş hükümet gününü doldurmuştur. Siyasi mevta haline gelmiştir. Milletimiz bunlara ilk sandıkta tasdiknamelerini vermeye hazırlanmaktadır. Ama saray ve şürekası koltuklarına sıkı sıkı yapışıp kazanın dibinde son kalanları da büyük bir hırsla sıyırmaya uğraşmaktadırlar. Bu ülkede usuldendir. Mevtayı çok bekletmeye gelmez. Bir an önce göndermek gerekir. Bu nedenle sandık bir an evvel milletimizin önüne gelmelidir.
Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında millet masasındaki altı parti milletimizden çalınanları geri vermek için hazırdır. Aynı bu ülkenin, bu cumhuriyetin kuruluşunda olduğu gibi bir kişinin iradesine göre değil, milletin iradesine göre ülkemizi istişareyle yönetmeye ve ayağa kaldırmaya hazırdır. Devrin egemen güçlerine karşı tarihin gördüğü en onurlu mücadeleyi vererek kurulan bu güzel ülkenin aziz milletine hak ettiği refahı yaşatmak için hazırdır. Bu ülkenin gençlerini başka ülkelerdeki akranlarıyla aynı sürede en az onlar kadar üretip onlar kadar kazanacak eğitim ve becerilerle donatmaya, başka ülkelerdeki gençlerin sahip olduğu imkanların çok daha fazlasını gençlerimize sunmaya hazırdır. Biz hazırız. Milletimiz hazır. Katılın bize. Fikirlerimiz ayrı olsa da vatan sevgisinde birleşelim. Demokrasi, hak, hukuk, adalet tutkumuzla birleşelim. Huzur ve refah erelim. Omuz omuza verip ülkemizi yeniden ayağa kaldıralım. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Efendim, müsaadenizle bizi yönlendirilen bir soru oldu. Soru Star TV ve A Haber tarafından ortak olarak geldi. Soru şöyle. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir gazeteye verdiği demeçte bizdeki seçmen bilgileri YSK'nın elinde yok dedi. AK Partisi Ömer Çelik'ten de nasıl erişmiş hem siyasi hem hukuki açıdan sorumlu bir ifade açıklaması geldi. Sayın Genel Başkan'ın YSK ile ilgili sözleri tartışma yarattı. Bu sözlerde neyi kastetti? Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinde YSK'da olmayan hangi veriler var? Bu veriler yasal bir şekilde elde edilen veriler mi? Şimdi YSK seçmen listelerine ilişkin ham verileri hiçbir kalite testine tabi tutmadan, bir analize tabi tutmadan partilere gönderiyor. Biz bu YSK'dan gelen ham verileri kontrol ediyoruz. İl ve ilçe örgütlerimizden gelen bilgilerle bu verilerin tutarlılığını test ediyoruz. Elimizdeki bilgilerle zenginleştiriyoruz. Ve YSK'nın yanlışlarını düzeltiyoruz. Şimdi bunun neresi siyaseten ve hukuken sorunlu? Ondan sonra da bunları alıyoruz, Yüksek Seçim Kurulu'yla paylaşıyoruz. Doğru bilgiyi Yüksek Seçim Kurulu'na gönderiyoruz. Ona göre Yüksek Seçim Kurulu da bu verileri düzeltiyor. Bunda açık açık mesajları da yazıyor. Şimdi 2018 yılı seçimlerinde kullanılan seçmen listelerinde tespit ettiğimiz bazı hususlar var. Şimdi ben Sayın Ömer Çelik'e soruyorum. Diyarbakır'da 1895 yılında doğan Gülsüm Hanım'ın ilk kez 24 Haziran seçimlerinde ilk kez oy kullanacakların arasında olacağını biliyorum. YSK bize bunu bildirmiş. Yine 1895 yılında doğan Gülsüm Hanım'ın soyadı da YSK listesinde yok. Yine Sayın Çelik'e soruyoruz. 1899 yılında doğan Elif Hanım'ın 119 yaşında Yüksek Seçim Kurulu'nun ilk kez oy kullanacaklar listesine girdiğini biliyor mu? Onun da soyadı yok. Ama her nasılsa o da YSK'nın ilk kez oy kullanacak listelerinde mevcut. Şimdi bunun gibi onlarca örnek var. İşte olay bu. YSK'nın listelerini almışız, incelemişiz, kontrol etmişiz, hataları tespit etmişiz, Yüksek Seçim Kurulu'nu uyarmışız. Onlar da hatalarını kabul etmiş, düzeltmişler. Sayın Ömer Çelik, biz bunları Yüksek Seçim Kurulu'na gönderdikten sonra YSK'nın bu hataları doğruladığını ve düzelttiğini biliyor musunuz? Bunun yanı sıra dijital çağda verileri zenginleştirmek, veri analizlerini derinleştirmek, hayatın olağan akışına aykırı tutarsızlıkları tespit etmek ve verileri kullanmayı kullanıcılar için kolaylaştırmak son derece kolay. Sayın Çelik, seçmen listelerindeki hataları bulup düzelttirdiğimiz için bize teşekkür edeceğine
Sayın Genel Başkanımızın sözlerini çarpıtıp yok siyaseten sorunluymuş, yok hukuken sorunluymuş diye spekülasyon yapıyor. Biz bunu doğru bulmuyoruz. Ülkeyi yönetemeyenler yine algıyı yönetmeye çalışıyorlar. Ama artık ne yaparlarsa yapsınlar geliyor gelmekte olan.